Yani Mehdi böyle insanlara baskı yapan bir insan değil. Sadece şu karmaşayı, şu sevgisizliği ortadan kaldıran bir manevi önder. Evet. Yani niye birbirinizi sevmiyorsunuz? Hep birbirimizi sevelim, dost olalım. Kavgaya ne gerek var? Savaşı durdurun. Fakire fukara yardım edelim. Yazık, günah değil mi bu insana? Diyen bir insan. Evet. Ve sözü dinleniyor. Bütün dünyanın sözünü dinleyeceği insan. Kiliseye giden de kilisesine gider. Onlar tamir ettirir kiliseleri. Zaten Kur'an'da var o. Sinagog varsa sinagogları tamir ettirir. Bakımını yaptırır. Evet. Gönlüne bırakır ama Hazreti Muhammed'i bilen bir insan yani bu haşa yalancıdır diyemez. Hazreti Muhammed'e yalancıdır demiyorsa bir insan mümindir. Evet. Yani Hazreti Muhammed'le ilgili soruyoruz adam. Diyoruz ki yalancı mı? Haşa, dürüst birisi mi? Yalancı değil diyorsa bitti. Müslümandır o insan. Yalancı değil diyorsa doğru söylüyor demektir. Yalancı demek de çok korkunç bir şey. Bu kadar dürüst bir insana, bu kadar temiz güzel bir insana. Bunu diyebilecek ben ne bir Hristiyan ne Musevi tanıyabilirim. Yani gerçek iman eden hiçbir Hristiyan, hiçbir Musevi Resulullah'a yalancı diyemez. Evet. Benim buraya mason dostlarım geliyor. Hristiyan, Katolik Hristiyan, Protestan çeşitli giriyorlar. Peygamberimiz hakkında soruyorum. Okuyorlar, araştırıyorlar. Yalan söylemiyor diyorlar. Yani yalan söyleyen bir insan değil diyorlar. Ne bu? Müslümanım diyor işte. Evet. Bu kadar. Peygamberimize yalancı diyebilecek insan haşa, ben aklına şüphe ederim diyemez, hiç kimse diyemez. Bütün hayatı dürüstlük, tatlılık, güzellik yani. Evet. Ve bu yönde de çok acı çekmiş bir insan. Hayatta bir kere çelişkili konuşmamış, bir kere. Mesela hanımı da Hazreti Hatice annemiz, sen doğru söylüyorsun diyor. Peygamberimiz tedirgin oluyor o meleği görünce. Tam kanaati gelmiyor biraz. Acaba ne oldu bana diyor yani. Şey mi oluyor ben hakikaten? Yani gördüklerim, duyduklarım. Ben buna güvenebilir miyim? Yani sen bana güveniyor musun diyor. Bu nedir bu durum? Bak ben sana söyleyeyim. Sen Allah'ın peygamberisin. Gördüklerin de doğru diyor Hazreti Hatice. Sen dürüst insansın diyor. Sen de yalan olmaz diyor. Maşallah, evet. Hazreti Ebu Bekir anlatıyor. Sen doğru insansın diyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Gördüğünde Cibril Emin diyor. Niye yalan söylesin ya? Ne zor yani? Evet. Normal hayatını idame ettiriyor zaten. Yani